Cüneyt, şurada dursana ya. Ben çok sıkıştım, dayanamayacağım. Ben de. Nerede bakayım? Lütfen sen Rişat'ı be. Kop da gel, ondan şikayetçi. Kadınla meclisinin karşısına çıkaracaksın. Ama onlar kop da gelin teyzesiyle Marmaris'e gidiverdiler. Akşama da amca dönerler. Yani Emine abla, Reşat'tan biz de şikayetçiyiz biliyorsun. Tamam lan tamam. Sizin şikayeti de dikkate alacağım. Baba, bu teyzemle Reşat Marmaris'e mi gitti? Baba, neden gönderdiniz yani teyzemle Reşat'ın? Alaha niye gittiler ya? Kocaman kadın, ne korkacak ya? Allah Allah. Allah'ım ya Rabbim ya. Emine abla, sakın bizim mevzuyu gümbürteye getirmeyesin ha. Dön, bizimkine de dön. Tamam, tamam. Dönüvereceğim. Şimdi sizin meseleyle kopta gelinkini birleştirivereceğim. Onlar Marmaris'ten dönünce meclisi toplayıvereceğim. İyi, tamam. Düzgün. He. Sen bir gel benimle bakayım. Hayırdır, nereye? Bir şey diyeceğim. Allah Allah. Nenem, gidebileceğim mi? Taşıyıversin bu İsmail'la seni. Hallederim ben, hallederim. Düz yolda yürüdüm ben. Oğlum, hazır Nuriye nenen Düzgün Emmi'yi alçılayacak. Hepsi de gidelim, kızlar görelim. Tamam da siz gidin, ben buradayım. Lezzet'e senin ne işin var? Sen burada kalıvereceksin, gözcülük yapıvereceksin. Düzgün Emmi eve hareket ediverirse bize haber edesin gari. İyi, tamam hadi. Hadi. Bak gözcülük et diye diye yaprağımı ihmal ettiler bana ya. Başlayacağım size de gözcülüğünüze de. Emine kız. He. Sen de azıcık dokuk şurubu kaldı mı? Vardı. Netçe? Ya bu biraz tutulacak gibi, çok ağrıyor. Bir iki yudum içim ben ondan. Ulu ulu. Heh. Hemen getiriverin. Bir getir bakalım. Of. Düzgün. Bak ne diyeceğim. Değil mi? Bu kopta gel var ya. He var. Gelsin bizim köye yerleşiversin. Çok iyi bir çocuk. Ben de fark edemedim de. Yerleşir mi bilmem. Yerleşir, yerleşir. Ürkütmeden yaklaşırsan yerleşiverir. Hem yetti gari bizim köyden şehre beyin göçü. Bir doğru diyorum. Hatta diyorum ki bu kopta gele senin kızlardan birine alam. Büyük kız pek uygun gibi bence. Vallahi ben de pek beğenemedim çocuğu ama iyi ne edelim, o vakit senin dediğini yapayım ben. Neticede ben büyük sözü dinlerim. Sağ ol lan. Sağ ol. Efendim kopta gel. Elmas bak geri dönüyorum şu anda. Dönüşü yok, gidiyoruz. Elmas dön. Dönüşü yok, tek yön. Elmas, beni çıldırtma diyorum bak, dön şuraya geri. Gezip geleceğiz, merak etme teyzeciğim. Elmas, şu anda var ya beni mahvettin, beni kahrettin şu an ya. Gezip geleceğiz diyorum, akşama oradayız. Gelince konuşacağız, tamam mı teyzeciğim? Elmas, şu teyzem lafını bak ağzından çıkar, at şu ağzından ya. Sökeceğim şu ağzını. Peki teyzeciğim. Elmas, Allah senin cezanı verecek. Beni bağırtırıyorsun şaşmadan başının yanında. Oldu teyzeciğim. Elmas! Sizin bu büyük yeğen pek bir sinirli. Delikanlı sonuçta.
Nereden anladın sinirli olduğunu? Telefondan sesi mi geldi? Yok. Zaban Hanım bize geldiydi de bana biraz öyle geldi gibi. Benimle ilgili bir şey söyledi mi size? Sizi kıskanıyorum tabii hani teyzesi olaraktan. Haklı da tabii. Ben pek konuşmadım zaten. Bizim döneyle pek bir eğleni verdiler. Döneyle mi eğlendiler? He. Ay aradınız kişiye ya. Ay! Of. Allah bitirdi beni ya. Of yanıyorum Allah'ım of. Yemin ederim yaktı beni yavrum evladım. Of. Ay, ay yaktı. Hayırdır yanım? Canım mı sıkkın? Ya üzgün bey amca bu Reşat aklıma gelince felaket derecede canım sıkılıyor ya. İyidir iyidir sıkı can çıkmaz. Sen şey etme, kendini üzme. Ben onu yakalayacağım. Bir yakalarsa elime geçirsin, böyle bir sıkacağım ki ben o Reşat'ı. Neyse, hadi gel bize gidelim de sana bir kahve ısmarlayayım ben, ha? İyi madem, gidelim. Ya şu telefonu, şu eller ıslah, bozulmasın telefonu, şu cebe koyarsan. Anam! Ama... Korkma, ya... korkma, şaka ettim. Ya su kaçarsa hayatta bir daha ikna olmaz. Allah Allah ya. Hadi yürü. Araba? Ha nerede bu ya? Beni unutup gitti mi acaba? Ali Cüneyt neredesin? Bengüsü. Çok ama çok acil bir işim çıktı. Acilen oraya gidiyorum. Ben ne olacağım peki? Sen Marmaris'e git biraz takıl. Ben seni bulacağım tamam mı? Öf Cüneyt ne işi bu? Ya önemli bir iş işte. Ha, iyi tamam. Çok bekletme ama beni. Yok ya birkaç saate ararım merak etme. Hadi görüşürüz. Çekeceğim. Emme döndüğünü görsem vallahi de bilek de o gözlerini oyarım. Yok artık. Ben öyle biri değilim ya. Ama yedik böyle ha. Sonuçta birbirimize sırtımızı dönsek de yüzümüzü göremesek de keyfim yerindeydi benim. Sonuçta su iletken bir şey. Ne iletiyormuş lan bu su? Bakma bakma. Aşkı aşkı. Tamam tamam bakmıyorum. Hadi sen rahat rahat giy. Çıkıyorum. Hadi çık. Tamam. Çıkabilirsin. Sana bakmıyorum. Tamam. Bakma. Ya ben bu ilk günü bir türlü denk getiremeyeceğim mi? Ne zaman gelsem bir yerlerde olup durur. Kısmet. Kısmet. Gülgün. Demedi deme bak. Çok yakında. Yakışıklı. Sempatik. Karizmatik ve pratik bir çocuk. Böyle çok ciddi bir şekilde çıkacak hem de. Ay kim acaba? Bilmem. Kim acaba? Onu fal bilip durur. Kaç vakte kadar? O nereden bilecek be? Vakit makit yok Gülgün. Nasıl yok? Hemen.
kim o lan? Nuriye nene. Benim mi? Kim olacak Gülgün? Gülgün, kuruttun beni be. Keseceğim kendimi abla. İsmail. Ha? Sen hanım göğlü sınavlarını veriyor mu bakayım? Başlayacağım sınavına. Veriyor mu Gülgün, veriyor. Hiç alttan aldığım dersim yok. Senin karşına çıkan bu adam seni çok mutlu etmiş. Kimmiş o? Bakayım. Ben olabilir miyim sence? Vallahi bir şey diyemeyeceğim. Bir bak bakalım, falda gözüküyor. Bu adam var ya, seni eyle mutlu edecek, eyle mutlu edecek. Yani anlatılmaz yaşanır. Öyle söyleyeyim. Tabii ya. Vallahi ya, aynı ben. Çünkü bana benziyor. Kısa mı? Biraz. Sen kadar. Bak Nazgül, ben sana bir şey söyleyeyim. Sen bu evin üçüncüsü olaraktan herkesten önce evleniyorsun. Ne dersin bu teklife? Peki sen hanım köylü sınavlarını verdin mi? Ya yavaş yavaş veriyorum işte. Yani hem zaten bu çileli yolun sonunda senin bir ışık olmasa ben bu zulme hayatta katlanmam. Bu zulmün sonunda da yanağımda Gonca Gül olan deniz gözlü bir kız vardır. Varsın benim kalbim köşesinden yanıp gül olsun. Son gün ben bu ilk günü yıllardır sevip durun. Sen de biliyorsun. Kızanlıktan beri. Tek hayalim ilk günle evlenmek. Ama bu Ferit köye geldi geleli benim aklım karışık duruyor. Hayır, Böngüyan gitmeyeceğini bilsem ben bilip durun ne edeceğim. Ne yapacaksın? Ne mi yapacağım? Çok kötü şeyler yapacağım ya. Büyük olay yaratacağım, ağzını bunu da açacağım. Ama sabredip durun işte. İyi, iyi. Bana bak kız. Acaba bu tipsiz ilk günümün aklını çelivermiş midir? Vallahi babamın aklı öyle koley koley çelinmez. Ama sen onu yine de bir babama soruver tabii. Aha, babam gelip duru. Hey insan, lafın üstüne gelip duru derler. Hey, abo, babam da geliyorum. Çabuk tüy lan, çabuk tüy. Ne? Koş, koşun. Eyvah, alarm çalıyor, benim gitmem lazım lan. Bastılar mı acaba? Koş. Çabuk çabuk. Kız ne arıyor buralı İsmail burada? Abla seni görmeye gelivermiş, ne yapalım? Kızla, kızla. Bakın size kimi getirdim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canlarım benim. Sağ ol. Hoş geldiniz. Meğer ol nerede? İçeride örümcek arayıp duruyor baba. Örümcek. Biz de çok korktuk. Gayfe içeceğim dedik. Hiç sevmem örümcek falan ya. Hoş geldiniz bey. Hoş bulduk. Ver bakalım. Sen de hoş geldin abi. Oğlum hoş bulduk da nedir? Gerçek mi ya öyle? Bir korkma korkma. Köy yerinde olur bunlardan böyle. Tarlada, bahçede, doğada yaşayacak tabii. Evde kiracılık yapacak hali yok değil mi? Ya öyle örümcek mi? At yavrusu gibi lütfen. Şurası uzak. Al oğlum. Al. Hadi seni ayakta kumaralım. Geç otur şöyle. Bize bir kahve yapın da içelim bakalım. Gün kızım. Senin elinden içelim kahveyi. Hadi bakalım. Tamam baba. Nasıl olsun kahveniz? Kahvene bir minnak şeker atayım mı? Benim çok az şekerli. Bir minnak şeker olsa yeter. Bir minnak? Hayırdır yeğenim, canın az sıkın gibi yüzünde bir acı oldu. Otururken sandalyeye müayen bir şey mi takıldı bir yerine? Yok canım, sandalye niye batsın? Böyle içimde bir sığıntı var ya. Ha. Değil mi? Bu zehirli galiba. Bakalım ben. Şu zehirli.
Bağır, bağır. İşin acılır, bağır. Alma götür, hadi. Neden beyim bunu? Ne edeceksin Erol? Besle, büyüt ya. Ne edeceksin? Sakın öldürme, günah. Neyle beslenir ki beyim? Kendini ver, kendini de besle. Yetsinler, bitirsinler seni Erol. Ben ne kurtulayım ya? Hadi git. Ne edersin? Tövbe yarabbim ya. Bunu çıkarın, gir buradan gitsin bu çocuk ya. Gariban, öyle deme. Ben bunu yavruken aldım, kıyamıyor şimdi. Örümceğe mi? Çocuğu ya bunu. O Erol. Canım sıkma canım. Ne ölse düzeldiriz, hallederiz. Ne talihsizim Gülber. O Nez İsmail beni terk ediverdiğinde, perişan oluverdiğinde. Ama sonra Allah karşıma kopta geri çıkarıverdi. Tam talihim döndü derken kopta gelden de oldum. Nez İsmail umurumda değil. Ama kopta gelsinlik beni mahvediyor. Bak artık hesaba. Ah, ah, ne güzel bir çift oluverdiydik bak. Gözlerim bile düzeliyor yanında ya. O bana Allah'ın bir lütfu, lütfu. Fakat kızama, senin gözlerinin selameti için bu kopta gelsene şart. Şart? Şart da nasıl olacak o iş? Ama o kadar da benim aklım yetmez ki. Onu sen düşünüvereceksin. He, aslında ben bir şey düşünüverdim. Sen nasıl macerin üstüne kalıverdiysen, benim de kopta gelin üstüne kalıvermem lazım. Usulsüz bir plan kuruveren ben. Kızlar merhaba. Nasılsınız? Yaprak. Senin için topladım kız. Lan sen ne biçim bir adamsın? Lan sen ne biçim bir adamsın? Ben ne yapıyorsun? Bir adamsın. Lan ne biçim bir adamsın? Lan ne diyorsun sen? Lan ne yaptın? Lan ne diyorsun ya? Git lan. Git lan. Hırsla, bana azıcık müsaade eder misiniz? Koptegel'le bir iş toplantısı yapacağım da. Tamam baba. Bilmem Cahil'de ne iş konuşuyoruz ya? Dur o, dur o. Gelen, şimdi beni iyi dinle. Benim gözüm sana pek tuttu. Maşallahın var. Ben diyorum ki sen bu köye yerleş. Ha? Beraber çiftçilik edelim. Hayvancılık edelim. Benim senin gibi delanlı bir adama ihtiyacım var. Ya tamam delanlık tamam da beni o çiftçilik olaylarından falan hayattan anlama. Benim yapabileceğim tek şey minibüsçülük yani. Lan oğlum ne diyeceksin minibüsçülük? Dört çeker boşu çeker ya. Vallahi bak. Hem bu banka döneceğini diyorum. Şimdi malları satacak, paraları alacak. O paralar da geçecek, malları sattığıyla kalacak. Hem sen ne edeceksin İstanbul'larda? Kal oğlum burada. Bak burada var ya çok mutlu, mesut bir köy burası. Ya var ya ben sana mutluluk konusunda açık çek veriyorum ya. Vallahi bak. Vallahi şu an ne desem ki bilemedim ya. Yok şimdi bir şey deme. Azıcık benimle takıl, bir ortamı tecrübe et. Kararını öl ver. Şimdi sen canın en çok ne yemeği sever onu deyiver bana, onu yaparım, onu ye. Ha bak, bu şu anda çok zor bak. Niye? Ya şimdi ben derim demesini en sevdiğim yumağı da bunlar yani kızlar hayatta benim sevdiğim yumağı yapamazlar. Lan onların yapamayacağı şey mi var? Sen deyiver yeter. İyi hadi bakalım, çiğ köfte. Çiğ mi? Onu tabii yapamayabilirler de. Ama sen tarif edersen onu da yaparlar. Birinci sınıf malzemesi de benden.
Var mı o zaman? Hadi yapalım. Tamam. Anlattık. Artık. Oh. Oh. Hayırdır nenem, gelmişsin oturmuşsun böyle? Gel oğlum, gel otur yanıma. Sana bir diyeceğim var. Buyur nenem. İndi. Önümüz Ramazan. Ha? Al bakayım bunu. Bunu da. Bunu da. Bunlar bozdur ve parasını fakir fukaraya dağıt ve başımın gözümün sadakası oluversin. Hay Allah razı olsun nenem de bu sene hem biraz erken oluverdi hem de sen bir tane bilezik verdin. Bu sene niye 3 tane bilezik verdin? Öyle işte. Ah, ah benim derdim çok büyük. Ancak denk gelir. Nenem, derdini anlatmayan derman bulamaz. Anlatıver istersen. Oo, anlatamam. O benim içimde saklı kalacak. Sen benim dediklerimi yap, yeter. Bir şey diyeceğim. Bu ikimizin arasında kalacak. Tamam mı? Olur mu öyle şey? Sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek. Öyle sünnet olur. Allah kabul etsin nenem. Sağ olasın. Amin, amin. Sen de sağ ol. Hadi ben gideyim. Sağ ol oğlum, sağ ol. Benden bu kadar. İyi günler. Sağ da iyi günler. Sen kimsiniz? Ben Fikri Sabit'in oğluyum. Deme la. E hoş geldin. Ne istedin bakayım? Ya babamı gördünüz mü? Gördüm. Orada bir tane meydan var. Meydanda bir kahve var. Kahvede oturuyordur tahminim. Meydana arabayla giriliyor mu peki? Yani aslında dışarıdan gelenler giremiyorlar oraya. Burası otopark mı? Otopark. Siz alır mısınız arabayı? Alırım da kaç para? He yok, onu benim sormam lazım. Ne kadar borcum? La sen otoparkı değilsin. La otopark ücretsin, sen ne kadar kalacaksın? He, orası daha belli değil. Meydan şurada mıydı? He, orada. La baba, araba lazım olsa Laz İsmail'i sor. Ben Laz İsmail. Eyvallah Laz İsmail, görüşürüz. İyi, hadi bakalım, selametle. Hadi. Allah Allah. Çocuğa bak, arabayı bıraktı gitti ya. E bunlar İstanbul'u tabii, alışkınlar arabayı otoparka bırakmaya. Saf. Ne haber vermiyorsun lan Düzgün'ün Gayfe'den gittiğini? Ne yapalım la? Helaya da mı gitmeyelim, altımıza mı? Tövbe estağfurullah ya. La sen onu bunu bırak, bende ne var? Vah! O ne ya? Arabadır. Yok, teyyare. Arabana nasıl la? Ya aga işte araba işte, gidelim Marmaris'e alalım tepsi. Vallahi gına geldi şu tepsiden. Reşat'tan da kurtulalım hadi. Oğlum, da sen nereden buldun lan bu arabayı? La oğlum, abi Fikri Sabit'in bir tane daha oğlu varmış. O emanet etti bu adam. Ne? Bir kızan daha mı? Ne bunlar köyden gidiveceğine? Köye sığınak yapıp duru la. Ebe buralı, ebe buralı. Abi çocuğum sen niye mi sinir yapıyorsun? Ya bak gidelim şu tepsiyi alalım. Sonra hepsini çözeriz, anlarız olayı. Ha vallahi ya. Bak gidelim bir an önce halledelim ne olursun. Hem ben uzun zamandır memlekete para gönderemedim. Gidelim ben de o işi halledeyim ha. Dur oğlum. Hadi hadi. Tamam, gidelim, hadi. Hadi. Al bakayım lan. Dur bakayım. Ulan bakayım bak nasıl gidiyor. Oy. Oğlum, neredesin sen? Sabahtan beri arıyorum, ulaşamıyorum ya. Telefon suya düştü baba ya. Hey! Nasıl koyacağız bunları internete? Emine, senin muhtarlıkta internet var mı? Var ama Fikri abi çalışmıyor be. Bilhassa yapıyorum değil mi? Bal gibi de çalışıyor. Ne? Beni bak. Enayi mi yazıyor bunun alnında? Ha? Boşuna mı muhtar oldu Emine? Kendi elleriyle mi tarlalara koyu verecek seni? Sonra yabancılara, başkalarına satılıversin vallahi. Hadi. Apırsanız da köpürseniz de o mallar satılacak. Ferit, bilgisayarın nerede oğlum? Karavanda baba. Yürü karavana gidiyoruz. Ben o malları satacağım internetten, işte o zaman göreceksiniz Ayı'yı, Konya'yı. Fikri abi, şurubunu unutmayın.
İyi günler. Baba. Hı. Biraz daha kalsaydık ya 3-5 gün daha. Hemen dönmeyelim bak, çok güzel burası. Yok, daha bir dakika bile duramam. Bu köy bastı beni. Cüneyt'i çağırdık. O da gelmedi. E tamam, o da geldiğinde gideriz işte. İyi de baba, İstanbul'da evin elektriği, suyu bile kestik. Öderiz oğlum. Daha o kadar ölmedik. Aa. Baba, abi. Aha, işte Cüneyt dedin, Cüneyt de geldi. Bu gibi durumlarda söylenecek bir laf var ama söylemeyeceğim. Ne haber lan, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hadi bakalım, hadi. Kesin laklığa da yürü. Nerede oğlum Bengüsü? Marmaris girişinde benzincide sattım abi. Bir süre rahatız. Nasıl bir süre rahatız oğlum? Bilmiyor musun sen Bengüsü'yü? Gitmez buradan. E gitmesin abi. Nasılsa biz İstanbul'a dönmüyor muyuz? Of Cüneyt, of. Hadi yürüyün lan. İlk gün ne yapıyorsa onu anlat. Ya sus lan, babam duyacak, sus. Ha, anlaşıldı. Mesele olumlu yönde ilerliyor. Ay bu ne böyle? Eniştemin tuttuğundan bile büyük. Eniştenin tuttu? E dün denizde tuttuğu balık var ya, ondan da büyük bu. He. Canım, yani bizim balığımız Fikri abinin balığından büyük olacak. Neticede köyün ağasıyız. Ay bunun bir fotosunu çekeyim ben. Çekin, çekin. Ha, kapalı telefonu. İsterseniz benim telefonu vereyim, onunla çekin. Ay yok yok, açayım ben. Hayvana şırt kısmı önemli. En güzel yeri. Eti de jilet gibi keseceksin ki ağızda paran parça olsun daha az. Yaş gibi keselim. Şimdi. Düzgün be amca, benim iki dakika ayak yoluna gidin de sen şey yaparsan. Ha, rahat ol sen, rahat. Geç, geç oğlum. Şöyle, şöyle. Bir dakika, sen şöyle geç oğlum. Ah Allah. Çaktırma, oğlan azıcık acemi gibi. Bıçaklığa kesmiyor ama. Bunları bir... Baba. Ha. Tamam, ah, tamam. Af çık, dişini sık. Yok. O kadar büyük ki şeye sığmıyor. İyi. İsterseniz garsondan yardım isteyiverem. Olur. Garson, garson. Buyurun Reşat Bey. Bizim bir fotoğrafımızı alın ha. Teşekkürler. Teşekkürler. Ay vallahi çalıyor. Şimdi yandın yavrum evladım, hadi bakalım. Açmayacak mısınız? Açmayayım şimdi, balığı soğutmayalım. Ha? Afiyet olsun, buyur. Lan kapadı ya. Şimdi yaktın beni yavrum evladım ya. Allah cezanı versin ev gibi ya. Bu evde mi oturuyorlar abi? Evet, bak oradalar. Beyim. He? Bay Fikri Güller geliverdi. Hayırdır Bay Fikri? Yine huzursuzluk çıkarmaya mı geldin he? Yok. Karavanı almaya geldim. Yanındaki oğlan çocuk kim? Ha o mu? O benim en küçük oğlan. Yeni geldi. Ha, merhaba yeğenim. Hoş bulduk. Merhaba. Senin ne işin var lan orada? Baba çiğ köfte yapıyorum burada ben. İyi halt ediyorsun. Hadi yürü gidiyoruz. Yok yok. Kopta gel oğlum. Yemek hep bizde kalacak. Yıma yedikten sonra ben şey yaparım baba. İyi, ne alt edersen et. Hadi yürü. Cücü hoş geldin lan. Hoş bulduk.
Ferdo, bu teyzem aradı mı hiç? Var mı haber? Yok abi, aramadı. Şey yaparsa teyzem bana bir alo yapsın ya, tamam? Tamam, söylerim. Hadi şey yaparsın. Uyuz ya. Yine benim kızı yanında. Ne oluyor ya? Enişte niye orada? Sorma. Sürekli benim kızın yanında. Kapına giriyor. Hadi canım. Neyse, sen gel ben anlatırım sonra ya. Bay Fikri'nin daha kaç tane çocuğu var acaba? Abi yavaş. Nerede kaldınız Zeyn? Ya güzel kardeşim anca. Biliyorsun üçümüzün de annesi var. Üçer beşer bir şeyler gönderdik işte. Ya oğlum üçümüzün de babası yok bilmiyor musun? Analarımız yalnız da gelmişken macerinden bir şeyler gönderelim dedik ya. İyi etmişsiniz. Sen buradan olduğun için öyle dertlerin yok kardeşim. Ne yaptın be? Sordum trafiğe ha? Döndüğümüzde arabayı bulabileceğiz mi burada acaba? He soru verdim sorun yok. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Aga bir dinleneydik ben. Abartma lan. Dur lan abartma. Hadi bakayım hadi yürü. Hadi yavaş yavaş. Kuru soğan ve rende istiyorum bu kopta gel. Kız beni bak. Sen ne öyle el sallayıp durun balkondan el alemin çocuğuna? Ya senin yaşın kaç daha? 17. He bir de cevap veriyorsun. Ya ben ne yaptım ya? Sen bana düşüneceğine asıl bu şeyi düşün. Bu Ferit ben gideceğim gideceğim diye seni lüleden yiyip durur ha. Baksana bir çocukları daha geliverdi. Ya bunlar gidecek olsalar bu çocuk niye buraya geliversin değil mi? He doğru diyorsun. Doğru diyor. Sen beni düşüneceğini biraz bunları düşünsen daha iyi edersin sanki ha? Ay tamam çok konuşma bilmiş. Dur soğan ama. Şunları da unutma. Tamam. Gün koy. Son gün. Kız sen Ferit'in kardeşine mi el sallıyorsun öyle? He. Kız. Hoş çocuk sanki ha uzaktan. Yani bilmiyorum. Yakından da göreceğiz elbet. İlk aşkım olabilecek kadar şansımı göreceğiz. Bak elimle vites yaptım alışmışım resmen. Güçlü kardeşiniz mi oluyor o gelen? He o bizim en ufağımız, en güçlüğümüz o. He. O neye gelirdi peki? Yani... Gitmiyorsunuz mu bugün? Hala haya kim çıkardı? Niye gidelim? Ben sizi bu sabah yola çıkacağınız diye biliyorum hem de işleriniz uzadı diye dalıverdim sandım. Buradayım, gel. Buradayız. Fikri de geçse bile Koptagel oğlum köye yerleşmeyi düşünüyor değil mi? Hayırlısı artık inşallah. Hayırlısı, hayırlısı. Biraz daha acı katak da acısı asla almaz. Bol acil on numara olur. Leyin, şuna bakın. Bundan bir tane de Nuriye'nin neyi alıversek ya. İyi de oğlum, Nuriye'nin öyle bunu kullanır mı? Aga rahat bunlar be yani kullanışı falan iyi yani. Ya alalım kardeşim, taşımaktan kurtuluruz da ya. Vallahi doğru söylüyor. Hem bak ne güzel, hediye gibi de süslemişler. Dur bakalım şu tepsiyi alalım da para kalırsa git dönüp alıveririz gari. Hadi, hadi bakalım. Neymiş lan? Ferit, al şu telefonu. Çık tepeye de internete yükle bakalım fotoğrafları. Tamam baba. Sen de bekliyorsun ha öyle boş boş. Gir içeri. Al bakayım şu sandalyeleri, masayı. Öyle kamp karavan yaşantısı kolay değil oğlum. Allah Allah. Ay bugün düzlüğünüz biraz fazla değil mi? Böyle yanar dönerli maytaplı meyve tabağı.
Şimdi yani akşama dönelim diye siz tutturunca ayrıca hani icap ederse gündüz gözüyle havaya pişek bile attırılıyorum. bir de benim telefonla fotoğraf çekilebilir miyiz acaba? Tabii olur. Garson. Buyurun Reşat Bey. Bir fotoğraf alabilir miyiz? Üçlü. Teşekkürler, teşekkürler. Ben bu fotoğrafı size atamadım ama sizin numaranız bende yok. Ha, verin ben yazayım size. Buyurun. Reşat Bey, meyveler bitince gidebilir miyiz artık? Tabii tabii. Marmaris bu kaçmıyor ya. Yine geliriz. Buyurun. Emmi, sen hindi buna 2500 gayme mi diyorsun? Vallahi bu 2750 de normalde ben size 2500 olsun dedim. Kaskosu da var mı? Ya dayı sen ne diyorsun ya? Motor bisiklet bile bundan daha ucuz ya. İyi de bak bu hem bakırdan hem de erişçiği var bunun güzel güzel. Ya abi bunun daha uygunu yok mudur abi ucuz bir şey ya? Ya aga zaten bu borcumuz olan tepsiden çok büyük. Ya sen bize ya yarısı bunun ya. Yarısı böyle taşımalık sapı olan yuvarlak anlatabiliyor muyum ne bileyim yani. Aga ver bakayım şunu bana. Yani. Aa bak bu sempatik işte bak şeyleri de var. Bu oğlu kaça satıyorsun sen bunu? Bu 20 lira ya. E tamam daha bunu alalım oğlum ya. E zaten Reşat'a ben de gıcığım. E 20 lira bile etmez zaten o. Oğlum lan bu. Reşat abi kabul eder mi hiç bunu? Bile daha bakıra benzer bir şeyler var mı emmi? Şöyle baksak. Ha şu var bak. Ben size bu tepsiyi vereyim. Hem bu alüminyumdan hem de 150 lira fiyat da uygun bu. He bunu alalım biz. Ya zaten çok benziyor ha. Birebir yapmışlar. Kesin bunu Çinliler yapmıştır. Ha var ya. Aga paket yap sen onu bekliyoruz. Zaten. Haydi sana zahmet. Şan içinde dökme taş gönlüm honi gazım yaş. Aklımı baştan aldı orta boylu kalem kaş. Keyfi yerine geliyor. Şöyle iki mumdur. Üç mumdur. Dört mumdur, 14 mumdur, bana bir vade doldur. Bu ne güzel düğündür, haninna, haninna, haninna. Hey! Oh. Abo, tavana yapışıverdi ya. Abi canım, yapıştıysa oldu demektir zaten. Ama şöyle bir gelin de bir sıkak yardım edin ya. Hadi bayım, hadi gel. Gel, gel, gel. Şimdi alıyorsunuz böyle hafifçe, tamam. Nasıl sıkacağız? Böyle mi? Yok şimdi sen şöyle, şöyle hafif bastı mı? Basma ha. Aç. Aç. Çok güzel. Şahane oldu ya seninki. Sen hafif çok bastın bana bak. Bastırırsan eğer bak. Ne olur verdim. Evet bak çok bastırırsan parmaklardan atar. Tamam. Aa. Değil mi ya? Cüneyt nerede? Burada bekleyeyim galiba. İsterseniz ben sizi su kenarına götürüverem. Bizim karavan Düzgün Bey'in evinin önündeydi. Bir oraya bakalım. Karavan orada değilse suyun kenarına gideriz. Tamam, öyle yapalım o zaman. Bu çok keyifli ya. Aga bir yavaş be vallahi koptu her yer. Ya çok güzel oğlum ya. Vallahi bak çok güzel ha. Niye verdik bana bunu be? Hop. Oo. Ne oluyor ya? Affedersiniz ama bu benim arabam. Bir dakika. Nasıl senin? Anahtarı nereden buldunuz siz? Anahtar. Cüneyt nerede? Ha biz de anahtarı zaten Cüneyt'ten aldık. Sıkıntı yok. Şey hanımefendi, siz Cüneyt'i tanıyorsunuz. Evet. Nerede o? Sizin kim olduğunuzu sorabilir miyim acaba? Ben. Evet. Ferit'i tanır mısınız? He, Fikri Bey'in kızına olan Ferit değil mi? Evet, işte ben onun kız arkadaşıyım. Ne diyorsun? Arkadaş derken? Sevgilisiyim yani. Kız arkadaş, öyle desene. Ferit Gül de gelmiş seni götürüveren köye. Ay, ya
Hemen gidelim, zaten beni bekliyor. Yahu hanımefendi, hemen gidelim diyorsunuz fakat bunu ne yapacağız? Arkaya bunu koymamız, sığdırmamız gerekiyor. Ya tamam, koltukları indirin sonra. Biz nereye oturacağız cebine? Ha? Oğlum yana mana bir yere sıkışacağız da, aç bakayım bunu, getir. Aga beni elletme, yerlerim ağrı ya, kaçayım abi. Hadi. Bırak ama. Kop da gel abi. Allah canına basın kız, ödüm koptu, ne oldu? Sana bir şey soracağım. Ey, soranma, şey olmasın böyle, zor olmasın ha. Yok yok, zor değil, merak etme. Sor bakalım, sor. Şimdi senin bu İstanbul'da sevgilin var mı? İstanbul'da mı? He. Benim İstanbul'da yok sevgilim. He. Peki bu Cüneyt'in sevgilisi var mı? Cüneyt evli. Bir tane de oğlu var, benim yaşımda. Şaka yapıyoruz. Küçük çocuk onun ne sevgilisi var hayatta. Çok güzel. Ferit'in mahi herhalde değil mi? Bengüsü mü ne? Öyle bir şey kızın adı. Ya içeride güzellik çeşmesi mi açık? Buraya akılıyor devamlı. Ferit'in var yani, var Ferit'in. Ciddi mi ondan Ferit? Ciddi mi? Felaket ciddiler canım. Hatta ben olmasam, yani benim bildiğim nişan falan olayı vardı da işte arada ben varım diye ilk öncelik. Allah sıralı versin artık. Hadi, hadi görüşürüz. Karavan buralarda yok. İsterseniz ben sizi su kenarına bırakıverem. Bilmem ki. Aa yok yok. Yeğenim burada benim. Ben en iyisi burada ineyim. Biz belki onunla birlikte gideriz. Tamam o zaman. Ben sizi burada bırakıverem. Eve giden oradan sizi ararız. Hadi sağ olun Reşat Bey. İyi günler, iyi günler. Teyzen gelip duru. Uza uza bu herif seni, yine elmas hanımla gördü, kavga çıkartacak, karizmayı çizecek, kaç kaç. Herkese merhaba. Merhaba, hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Neyzeciğim neredesin ya koca gün? Telefonu arıyoruz arıyoruz öyle kapalı telefonu. Ha şey, Reşat Bey'le çok güzel bir akşam üzeri geçirdik de biz. Telefonumun da şarjı bitmiş. Sen ne arıyorsun acaba burada tek başına? Buyurun oturun, buyurun yani buyurun. Koptagör oğlum sağ olsun bize çiğ köfte yapıverdi. Biz hane olarak ilk defa yiyeceğiz bunu. Aa çok güzel çiğ köfte yoğurur Koptagör. Ya sağ olsun yaptı vallahi. İlk gün kızım da ona yardım ediverdi. Biz de ediverdik ya baba. He, siz de ediverdiniz de ilk gün daha çok yardım ediverdi. Çiğ köfteye hanım eli değdi. Çiğ köfte hanım köylü oldu. Benim esprikler de çok şey değil mi? Ay! Rollu oğlancağız. Az önce attım ya ağzım, onun acısı şu anda geldi. Ha, şu anda ırtlağımdan vurdu acısı. Yandım! Nasıl yiyeceğiz şimdi bunu? Marulla. Marulla, ha iyi. Baba bu ne? Ne ne? Stok azalmış. Oho, bunlar gidene kadar bizi idare eder. Baba. He. Tamamdır, siteye koydum fotoğrafları. İyi tamam, hadi gel aşağı. Benim biraz işim var, geleceğim. Başlatma şimdi işinden ya. Hadi in. Babacığım. Ha? Ya biliyorum şimdi hiç sırası değil ama... ben İstanbul'dan gelirken postacı böyle bir sürü sarı zarf getirdi. Öyle zımbalı mumbalı. Bakacağım mı onları yoksa sonra da bakar mısın? Oğlum niye şimdiye kadar söylemedin? Getir bakayım onları. Getireyim değil mi? Getir, getir. Seni çok özledim. Sensiz de alışmak benim için ölüm. Nasıl gideceğim buradan bilemiyorum. Nasıl yapacağım İstanbul'da sensiz onu da bilemiyorum.
Bir umut versen asla yanından gitmem. Al baba. Ver bakayım. Bu ne lan? Ona haciz göndermişler. Haciz kağıtları bunlar. Ha. Baba. Ha. Ha. Baba. Abi. Abi gel. Baba. 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 Baba iyi misin baba? Baba. Baba.